Merhaba arkadaşlar, ben Bully Bariton. Bugün birlikte Terraria oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen üzerimiz biraz dolmuş. Şöyle evimize bir girelim. Hızlıca üstümüzü boşaltıp hemen devam edelim. Araştırmalara gidelim. Bugün bol bol araştırma yapacağız. Önceden neler yapmıştık arkadaşlar araştırmamızda? Açık mağaralardan gitmiştik. Bu sefer kendimizi topraktan bir yol açacağız. Bu yoldan inerek artık bir şeyler bulmaya çalışacağız. Bu arada kısaca hepsini şöyle önce var olanları doldur. Sonra diğerlerini doldur diyelim. Şimdi burada ihtiyacımız olanları alalım. Gerisini bırakalım. Şöyle bir sırala diyelim bunları. Şimdi şu bunlar tamam. Şurada iksir dursun. Tahtamız çok kullanmayacağız. O bize lazım. Bu arada şunları satacağız. Şu asayı. Şu kılıcı. Satacaklarımı diğer sandığa koyacağım. Şimdi çok oyalamayacağım. Şu şirkenlere. Yani ninja yıldızı satılan. Şu fırlatılan bıçaklar. Bombaları yanımıza alalım. Kullanırız. Toprakları kazarken falan patlatırız. Özel madenlerde kullanırsak daha iyi olur ama bu bombalar sanırım evet not destroy tiles diyor. Yani bu buraları parçalamayacak. Bunu da satarız o zaman. Satılanları koyalım. Büyük bomba lazım bize. Şöyle hızlıca bakalım bir şöylece. Madenler falan lazım. Bu arada bu neymiş? Madencilik iksiri. İşimize yarar belki. Bu şey yapıyormuş. Kazma mesafemizi ve hızımızı arttırıyormuş. Yanımıza alalım, kullanalım bunu. Boşuna durmasın, bir tane var. Bu arada bakıyorum, evet bu onun içinmiş, madencilik burada. Bu da madencilik hızımızı arttırıyormuş, güzel. İkisini de kullanırız, şu inşa, şu maden. Bu nasıl kullanılıyor acaba? Bu etrafımızda bir ışık açıyormuş. Bu güzel olabilir. Şu madencilik başlığından satıyor muydu Fikot? Ona bir bakalım. Satıyorsa ondan almak lazım. Paramız çok az var. Sandıkta varsa paramızı da alalım. Şu dart tuzağını satarız. Bunun dışında şu demir deri iksirini satalım. Şunu da satalım. Şu tahtamızı şuraya koyalım. Bu lazım değil. Onu sonra kullanırız. Şuna bakayım neymiş bu? Hareket hızını arttırıyormuş. Bunu satalım. Bunlar sonradan bize lazım olacak. Bomba alırız. Şöyle bakıyorum. Madenler lazım. İpler falan kalsın. Bunları bir şeyler birleştiririz. Tohumlar gerekebilir. Şu mezar taşıymış. Bunu satabiliyorsak satalım. Adam para vermiyorlarsa da şimdilik gönderelim gitsin. Şu meşaleleri yanımıza alalım. Şimdi şurada 58 tane 99 çantada dursun. Gerekirse buradan alırız. Başka meşalemiz yok sanırım. Evet, bunun dışında da şöyle bakıyorum. Genelde hep kaynaklar var. Şurada bir mezar taşı daha var. Bunu da alalım. Şimdi buraları tekrar sırala diyelim şöyle. Üste bakıyorum. Şu duvarlar var. Bunu bırakalım çantaya. Şu tahta platformları bırakalım. Tekrar sırala diyelim. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Burada paramız var mı? Yokmuş. Biz paramızı buraya bırakalım. Şuraya bakır. Şuraya gümüş ama bırakmadan önce hatta bunu yanımıza alalım. Şimdi satış yapalım kısaca. Şunlarda herhangi bir şey var mıydı? Şöyle hızlıca bak geç. Yok. Bunlarda da yoktu sanırım. Tamam. Şimdi şu önce Fikot'a bir bakalım. Fikot merhaba, sende bombalar var. Tamam. Şimdi şunları bir satacağım ben sana. Mezar taşlarına para yok diyorsun. Dart tuzağı 20 gümüş. Şu iksirleri al bakalım. 2 gümüş, 4 gümüş. Bombaları 60 bakır. El bombası istemiyorum çünkü. Bu toprakları falan parçalamıyor. Şu bıçaklarda 27 gümüş, 20 bakır. Bıçaklar şey yıldızları da verdik. Şu kılıcı al. Şu asaları da verelim sana. Şimdi sen bana ne kadar paramız var? 1 altın 70 şey 20 gümüşe veriyorsun. Çok fazla dinamit alamayacağız. Ama ben mümkün olduğu kadar alayım. Şimdi bunu seçelim. 8 tane alabildik. Koyalım yanımıza. Tamam, 8 tane o. Şuraya bakacağım hemen hızlıca. Bir şey koyabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Tamam. Bu kadar iyi. Bu arada daha sonra madenlerden bir şey üretebiliyorsak kendimize, İnşallah şimdi gittiğimizde güzel sağlam kazmalar buluruz ya da sağlam madenler. Şimdi bu madenlerin bazılarını biz bu kazmayla
Elimizdeki kazma ağır bakır kazmaymış mesela. Bunların gücü yetmeyebilir. Şimdi biz nereden başlayalım? Şu merdivenin altından şöyle yapalım. Elimizde şunları bakayım. Maden başlığı satan var mı diye bakacaktım, onu unuttum. Şöyle bir şuna bir gideceğim. Şunda var mı? Sende varmış. Ne kadar? 4 altın. 4 altınım yok. Sonra olunca alabiliriz. O zaman biz yolumuza gidelim. Şunu kapat. Şimdi maden şeyden başlayacaktık bu arada. Daha önceden kullandığımız iksir devam ediyor sanırım. Şimdi biz buradan kazmayla gideceğiz. O zaman bize tahta platformdan lazım. Sadece iki tane alsak yeter. Şöyle alabiliyor muyuz? O nedir onu bilmiyorum. Bölme nasıl acaba? Ha şöyle sağ tuşuna, tamam. Şuradan da iki tane tahta platform alalım. Evet arkadaşlar, buradan başlıyoruz maceramıza. Şu merdiven altından dediğim şu kapının önünde şuradan başlayalım. Şöyle iki hane aşağı doğru biraz da açalım. Tamam, şimdi tahta platformlar. Buradan gideceğiz artık. Biraz aşağı inelim önce. Bu arada haritamıza da bakalım ne kadar nereden gitmişiz. Şöyle yapalım. Biz aslında buradan zaten daha önceden açmışız. Şu mağaradan gitmişiz. Şöyle yapsak şurası yetmediği için. Şöyle aç diyeyim şurayı. Şöyle bir toprak koyalım. Güzel. Şuraları aç. Tamam. O zaman biz şöyle yapacağız. Burayı daha önceden geçtiğimize göre farklı rotadan gidip kendimize yol açalım. Oradan gidelim. Evimize yakın olsun tabii. Şurada da tahta platformdan iki tane daha alalım. Şöyle yapalım, tamam. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Güzel bir şeyler yaparız inşallah. Haritaya bir daha bakacağım. Şimdi biz bu haritada şöyle büyütebiliyor muyuz? Yok, şöyle küçültelim. Şöyle gelmişiz. O zaman sağ taraftan kendimize yol açıp gidelim. Ya da sol taraftan gideceğiz. Şöyle sağdan gidelim biraz. Kendimize bir yer belirleyip dalacağız aşağı doğru. Şöyle değişik bir noktadan inelim. Şehire de çok uzak olmasını istemiyorum. Tamam, şu arası diyelim. Buradan başlayalım. Bakalım şansımıza ne çıkarsa. Şimdi buradan tahta platformları koyalım. Güzel. Şimdi buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkıyoruz. Bir sıra daha alalım. Güzel, çıkıyoruz. Şimdi buradan şu açıdan gidelim. Şöyle bir alt sıraya doğru merdiven şeklinde yolumuza gidelim şimdi. Buraya gelecek misin? Tamam. Şöyle köşelere ışığımızı koyarak devam edelim. Araştırmaya başladık bakalım. Şöyle devam edelim. Evet, güzel. Şuradan da açalım. Biraz daha derine doğru ineceğim şimdi. Şöyle yapalım. Güzel. Şöyle biraz daha ine ine gidelim bakalım. En son şu açık olmayan yerleri de açacağız. İn bakalım. Ya da mevcut açıklardan da yapabilirdik bunu. Şöyle indiğimizde mesela şuralardan takılıyor mu? Tamam. İşte başlığımız olsaydı her yere bu kadar hemen hızlı hızlı sürekli ışık takıp gitmezdik.
Biraz açardık, sonra dönüş yolunda karanlık yerlere koyardık. Güzel olurdu. 4 altın yapabilirsek geri dönüp bence ışığımızı alabiliriz. Şöyle açmaya devam. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Şöyle, şöyle. Güzel. Bu arada zombi sesleri geliyor. Ya aşağıdan ya yukarıdan yakınlarda bir yerde var işte. Bakacağız. Gelirse savaşacağız. Şurayı da açalım. Işık koyalım yine. Güzel. Evet, geliyor bir tane zombi. Uğraşacağız biraz. Güzel bir silah falan bulursak aşağılarda iyi olacaktır. Bu arada ne kadar çıktı? 63 bakır çıktı. Güzel. Bunları hep biriktireceğiz. 4 altında başlığımızı da alırız. Şöyle aç diyelim. Şöyle şuraları hep şöyle toparlayalım. Evet, bir tane daha geliyor. Gel bakalım. Gel bakalım, gel gel gel. Senden ne kadar çıkacak? 64 de senden geldi bakır. Ama işte bakır olmasının kötü yanı, 100 bakır bir gümüş ediyor. 100 gümüş bir bakır ettiği için bize bol gümüş atan yaratıklar lazım aslında. Şöyle gel, şuraları da al bakalım. Gel bakalım sen de, seninle de savaşalım hemen. Ondan sonra aşağı inmeye devam edeceğiz. Bir tane daha geliyor. Güzel, senden de aldık. Gel bakalım sen de, 49. Bir müddet daha böyle yapacağız sanırım. Şuradan ne çıktı? Tamam, canımız da biraz azaldı ama. Bu arada oraya yıldız düşmüş sanırım. Her neyse, biz şuradan yolumuza devam edelim. Şurayı açacağız. Aynen, açmaya devam. Gel bakalım sen de. Bunlar biraz bize vakit kaybettiriyor ama ne yapalım? Güzel, aynen devam. Dinamiti de kullanacağız ama biraz daha aşağıda kullanalım. Hatta şöyle bir şey yapacağız. Bazı özel madenler var. Bu kazmalarda kazamadığımız, onlardan bulursak direkt madenlerle patlatıp toplayabiliriz. Daha iyi kazmamız olana kadar. Bu biraz hızlı geliyor. Gel bakalım sen de. Güzel, senden biraz da yay çıktı. Şu merdivenimize devam edelim. Şöyle. Evet, burası biraz karardı. Şuraya da bir ışık koyalım. Bu arada biraz yanlış yoldan aldık toprağı. Olsun, düzeltiriz orayı, sorun yok. Şimdi şuraya toprağımız nerede? Şuraya bir tane toprak. Tamam. Edelim. Güzel. Aynen, açmaya devam. İniyoruz bakalım yavaş yavaş, ne bulacağız? Şurada biraz maden varmış ama önemli değil. Daha da aşağı ineceğiz. İyice derinlere doğru gidiyoruz şimdi kısmetse. Bu arada bu toprakları da tabii ki ihtiyacımız olan yerde kendimize yol olarak kullanabileceğiz yine. Şöyle açalım. Şurayı açayım, buraya bana doğru gelsinler. Şöyle, heh, güzel. Gel bakalım. Güzel. Buradan. Şimdi sen de gel bakalım. Hadi bakalım, bekliyorum. Bana hep vakit kaybettiriyorsunuz ama. Bu silahımız yine güzel maşallah. Daha da iyisini bulursak tabii ki çok işimizi görecek. Biraz kararmaya başladı yine etraf. Tekrar bir meşale koymamız lazım. Meşalemiz bol maşallah, sorun yok. Şöyle şuraya koyalım.
Bu arada yine bir tane yanlış aldık. Nerede bizim toprak? Şurası, şurası. Tamam. Açalım biraz. Şöyle geliyorlar iki tane. Gelin bakalım. Şöyle bizde hızlı hızlı. Bir şey daha çıktı içinden. Shake gibi bir şey. Bakayım neymiş. Ha, şunlardan. Bizim kullandığımız neydi? 3 savunmaydı. Burada 4 savunma var. Ayrıca bir savunma kendisinden var. Şöyle kullanabiliyor muyuz fazladan? Kullanamıyoruz. Aynısından sadece bir tane kullanıyoruz. Bu normal. Bunda 3 savunma var. Bizim şunu taktığımızda artık 4 savunma var. Daha iyi oldu. Şöyle devam edelim o zaman. Şöyle biraz genişçe açalım o zaman mümkün olduğu kadar. Buralara yine bir zombi sesi geliyor. Bir tane daha mı geliyor acaba? Yoksa başka taraftan mı geliyor zombi sesi? Şöyle de bakayım. Burada kayalık bölgelere geliyoruz artık yavaş yavaş. Tamam, şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Kayaya iyice yaklaşalım. Ve oralarda dinamitle almaya başlayalım. Hadi sen de gel bakalım. Seni de böyle alalım. Güzel. Bir gümüş 12 bakır çıktı. Şöyle alalım şuraları hep. Şurayı da şöyle açalım. Evet, kayalara geldik. Şurada açalım biraz bakalım şuraları. Işığımızı yakalım şuraya. Şimdi şuraya dinamitimizi koyalım. Buradan başlayalım. Aslında jel topladık. Yapışkan da yapabiliyoruz dinamiti şöyle. Yuvarlanmaması için bence oraya şey yapalım. Yapışkan yapalım bunları. Evet, biraz daha açmış olduk. Şimdi toprağımız nerede? Şurada. Şuraya hemen bir ışık yakalım. Dinamitleri şöyle yapışkan yapmak için jelimiz de var. Şöyle. Bir tane yapabildik çünkü bir tane jelimiz varmış. Tamam, o zaman olduğu gibi kullanalım. Şuraya çıkalım. Şunu da şu tarafa fırlatalım. Bize gelmez umarım. Yakın durdu biraz. Evet, maalesef geldi. Tamam, önemli değil. Yerimizi biliyoruz. Hemen oraya doğru gideceğiz. Sorun yok. Şöyle yolumuza çıkalım tekrar. Biraz daha dikkat etmemiz lazım. Bunu da aldık. Şu tarafta da aslında yıldız vardı. Onu da alalım gelmişken. Gündüz olmadan. Şurada bir tane daha var. Onu da bırakmayalım. Güzel. Evet, şurada göz uçuyor bu arada. Üstümüze doğru geliyor. Eyvah, zombiler de arttı. Ben bunları aşağıda yakalamam lazım. Bu tarafa gelsinler ki burada halletmem daha kolay. Hepsi birden arasına almasın. Evet, gel bakalım. Sen nereye gidiyorsun? Sen de gel buraya. Gelin bakalım. Şöyle bakıyorum, canımızı da takip edelim. Yine iyice abarttık biz. Canımız iyice azaldı. Kaçmamız lazım biraz. Hatta dördüncüye gelip şöyle biraz içelim.
Kurtarabilecek miyim acaba? Şu beni Evet. biraz zorladı. Canım çok gitti. Hemen şuraya gel. Şimdi içemiyorum. Şuradan saldırmam lazım bolca. Biraz canım doğana kadar. Şu iksirin süresi de olsun bari. Yağmur da başladı. Bu arada 50 tane zombi öldürmüşüz. Onun başarımı geldi. İksirin süresi dolmadı daha. Şöyle gidelim biz. Bu işte geliyor, bir tane daha gelsin bakalım. 26 saniyesi var iksirin. Canım çok az. Şu yağmurluklu bakalım. Gel bakalım sen de şöyle. Hatta biraz geride dursam daha iyi olacak. Şuraya sıkışırlar belki fazla gelenler. Güzel. Hemen dolduralım şuradan. 2 saniye, 1 saniye. Zaten doldu sayılır artık. İçmeme de gerek kalmadı. Evet, şöyle yapalım. Şuradan halletmeye çalışalım. Hatta dinamite direkt de gidebilirmişiz. Buradan vurabiliriz gibi görünüyor. Ama işte rahat durmuyorlar. Dursalar yapabiliriz. Neyse, artık zaten canları azaldı. Sen de gel hemen. Güzel. Şöyle şuradan alabildiğimizi alalım. Şu da bizim obelisk koymuşlar. Dinamitle olunca herhalde. Şu dinamiti şuraya bir atayım. Yapışkan işte önemli arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Şuraya da bir ışık koyalım hemen. Şurada bakın, aşağıda gizli bir yer bulduk. Bu arada haritaya bakabiliriz. Şöyle açalım bakalım. Oraya bir inelim. Şöyle şurayı açalım geçecek kadar. Şöyle bir şey var mı diye de bakayım bir etrafa. Şuraya bir ışık koyarsam güzel. Şu tarafı da bir açabilirsek. Şöyle yapalım. Toprak koyalım şöyle. Yol açalım. Tamam, şimdi şu tarafta yolumuza devam edeceğiz. Bu arada şunlar neymiş? Clay mi? Evet. Şundan ne çıktı? 62 bakır çıktı. Şimdi buraya dinamit olayına devam edelim. Şöyle fırlatalım. Hadi bakalım. Evet. Aşağı doğru da ışıktan takip etmeye çalışıyorum. Bir şeyler var mı diye, güzel. İlginç böyle. Tamam, şimdi şuraları biraz açalım. Oraya gireriz. Dinamiti atınca. Saklanacak yer lazım. Bunlar bizim küçük ceplerimiz olacak da, şuraya kadar dinamit eğer bize doğru gelirse diye aynı hata olmasın. Şöyle ışığa bakayım. Güzel. Shift'e basınca direkt elinizde eğer varsa şuradaki kısımda, hemen onun üzerine geçiyor. Sayısını seçmenize gerek kalmıyor. Şuraya ışık koyalım. Tamam, şimdi nerede bizim dinamit? Şurada. Fırlatalım. Şu tarafa gidelim hemen yine. Şimdi bakalım. Aşağı doğru baktım. Bayağı bir kayalık bölge var. Bu arada dinamit niye attık? Yanlışlıkla attık. Tamam. Ben de dedim bir an, yaktık mı yanmıyor görünce sevindim. Şu taraflar hep karanlık oldu. Şuraya biraz şu şekilde koyalım. Tamam. Yine şu taraftan atalım. Eğer meşaleyi patlatırsak yenisini koyarız. Şöyle şu tarafa doğru. Hadi bakalım. O da patlat.
Aşağıda sanki boş bir yer var gibiydi. Oraya da bakacağız şimdi hemen. Şöyle şuraya bir tane koy. Tekrar yukarı çıkalım. Şöyle. Dinamiti şu aşağı atalım. Bakalım ne çıkacak. Şimdi buradan şuraya bir ışık ve de şu yapışkan dinamiti de şu tarafa fırlatacağım. Çok şey oldu, yine yakın olduk maalesef. Yine bir küçük dikkatsizlik ama sorun değil. Artık yine oraya hızlıca geleceğiz. Dikkat etmek gerekiyor işte bombaları atarken. Hemen gündüzken hızlıca gidelim. Şu etrafta neler, otları falan biçiyoruz, mantar varsa topluyoruz. Şurada bitki var, onu alır mı? Almadı. Tamam, şimdi hızlıca gidelim hemen oralara. Kendimize özel yer açıyoruz. Buralar hazır açık olan yerler değildi. Tamam, şimdi buradayken şunu da alalım şuradan. Güzel. Şimdi şöyle bakalım. Burada aşağıda bakın. Şu toprak clay sanırım. Evet. Şuraları bir şöyle bir ışık takalım. Tamam. Şuraları açalım. Şuradan aşağı doğru gidiyor. Biz de öyle gideceğiz. Bakacağız neler var, neler yok etrafımıza. Araştırma bölümümüz bu bölüm. Derinlere ineceğiz. Bakın şimdi arkadaşlar, aşağıda bir parlama var. Orada bir şey var. Ama nedir, ne değildir birlikte göreceğiz. Şimdi şurayı alalım. Şu alt sırayı alırsak güzel olacak. Şöyle bakayım. Şuralar toprak biraz daha rahat olur. Bu aşağıdaki parlama devam ediyor. Ben de onu merak ediyorum. Şimdi kayalara geldik yine. Artık bombamız yok ama belki buluruz. Şöyle açalım şuraya. Şöyle de buraya da bir ışık koyalım. Şu toprağımızı alalım şuradan. Evet, devam. Şu toprakları olduğu gibi alalım. Evet, yolumuzu bu şekilde açıyoruz. Bakalım neler olacak, bitecek. Şöyle şu tarz şuraları da açalım, alalım. Parlayan yere iyice yaklaştık, ne olduğunu hala merak ediyorum. Ama biz yine tedbirli olalım. Ne olur ne olmaz. Şöyle devam. Burada ne varmış? Şöyle bakayım. Evet, burada boşluk var arkadaşlar. Burası açık bir alanmış. Daha önceden gördüğümüz bir yer mi diye bakayım. Hiçbir yer, daha önce gitmediğimiz bir yer burası ama biz biraz daha sağa doğru kayarsak iyi olacak. Şimdi burada parlayan ne? Orada bir bitki var. Şunu açalım. Şuraya koyalım. Şimdi kendimize buradan yol yapalım hızlıca. Kayalardan yapalım. Şöyle. Şuraya açalım. Tamam. Şöyle şundan mesela kayayla şöyle hızlıca yolumuzu açalım. Şurayı al. Şunu da al. Yolumuzu iyice açmamız lazım. Şunu alırsak meşaleyi tekrar şuraya koyacağız o zaman. Tamam. Bu arada örümcek ağları var. Bu iyi bir şey değil. Eğer örümcek varsa bunlar çoğalıyordur ve bize sorun çıkarır.
O yüzden onlardan uzaklaşmak zorunda kalırız. Şimdi şu aşamada şöyle yapalım. Şurayı açalım. Şurayı da açalım. Şuraya bir iki parça eklesek yeter. Şu örümcek ağlarından bir kurtulalım olduğu kadar. Aşağıda su var, içinde bir şey var. Biz yine buraya bir meşale koyalım ve buralara bakalım şimdi. Bundan yenilenme iksiri çıktı. Bu su ne suyu bilmiyorum. Şimdi buraya birazcık kaya lazım bize sağlam kalabilmek için. Şuradan dolduralım mesela şuraları. Şöyle üstüne çıkarsam tamam. Şu köşeye bir ışık koyalım. Burada bir şey varmış. Neymiş ona bakalım. 1 gümüş 14 bakır var. Şurada da izler var. Tamam, suyun içinde kalıyoruz burada. Biz şuradan merdiven şeklinde şuraları açalım. Biraz sağa doğru gidelim biz. En güzeli. Bu arada aşağıda bir farklı görüyorum. Şimdi şu kumlar aşağı doğru kaydığı için dikkat edin. Eğer arada boşluk varsa, üstünüzde kum varsa üstünüze düşebilir. Şurada mesela altına alınca bakın üsttekiler alta doğru geliyor. Burada işte önemli olan bu. Bunlara dikkat edeceksiniz. Yoksa tepenize düşebilir. Yine karakteri öldürebilir. Şöyle aç bakalım. Bakalım henüz şöyle işimize yarar bir silah, zırh veya ne bileyim şöyle güzel bir başlık, herhangi bir şeyimiz çıkmadı. Şöyle yapalım bakalım şurası nasıl. Şu aradan mesela kumu alalım. Oraya koyabiliriz kayanın önüne. Tamam, şuraya, hatta şuraya koyalım. Şurayı da açalım. Tamam, şuraya koyalım. Güzel. Bu arada süremize bir bakalım arkadaşlar. İsterseniz bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde araştırmalarımıza devam edelim. Bu bildiğiniz gibi hazır olan mağaralardan değil, kendi açtığımız, kazdığımız, rastgele istikamette aradığımız hazineler var. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Bir sonraki bölümde araştırmamıza devam edeceğiz. Ondan bir sonraki bölümde de yine 1-2 tane ev yapabiliriz. Yeni karakterler gelsin diye. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.